Herkese merhaba, ben İsa Sarı. Bu videomda Naze 32 Flight Controller, yani uçuş kontrolcüsünü sizlere tanıtmaya, daha doğrusu bu uçuş kontrolcüsünün kutu açışını sizlere yapmaya çalışacağım. Şimdi hızlıca geçelim ve teknik özellikleri size aktarayım. Sahip olduğu ufak boyutlar dolayısıyla daha çok 230 ve 250 sınıfı mikro kuadkopterlerde tercih edilen bu uçuş kartını, bunların yanı sıra 330, 450, 550 ve hatta 600 ve 650 sınıfı kuadkopterlerde de kullanmak mümkün. Kuadkopterin yanı sıra trikopter gibi 3 pervaneli veya oktokopter, heksakopter gibi 4'ten fazla pervaneli kuadkopterlerde, daha doğrusu multi rotor cihazlarda da kullanmak mümkün bu uçuş kartını. Şimdi Naze 32'yi poşetinden çıkaralım ve içerisinde başka neler geliyor, ürün nasıl, bunlara kısaca göz atalım. Gördüğünüz gibi bir bağlantı kablosu. Bu bağlantı kablosunu Naze 32'yi diğer ekipmanlarla birleştirmek için kullanacaksınız. Bunun yanı sıra ürünün kutusunu görmektesiniz. Etrafı bir şeffaf bantla çevrilmiş ve oldukça şık bir kutu. Kutuyu açmak biraz zor olacak gibi görünüyor doğrusu. Hemen birlikte bakalım ve nasıl açılacağına hep birlikte şahit olalım. Bir taraftan kutuyu açmaya çalışırken diğer taraftan ben size Naze 32'nin özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Naze 32 8 kanal kadar giriş desteği sunmakta, bunun yanı sıra satellite alıcıları da desteklemekte. Dahili Eversky telemetri dönüştürücüsü, batarya ve voltaj monitörü, 32 bit işlemci ve micro USB üzerinden ayar imkanı da Naze 32'nin sunuklar arasında ve kart üzerine bir de ufak LED bulunuyor. Bu LED sayesinde hata vesaire durumunda Naze 32'ye müdahale etmeniz mümkün. Şimdi Naze 32'yi biz kutusundan çıkardık. Şimdi de poşetinden çıkartalım, bu koruyucu katmandan daha doğrusu. Gördüğünüz gibi oldukça ufak. 230 sınıfı bir quadcopter'e dahi oldukça iyi bir şekilde yerleşecektir. Biraz daha yakından bakalım, kamerayı odaklayalım. Bu horizontal, yani yatay bir şekilde lehimlenmiş Naze 32. Bunun yanı sıra lehimsiz veya dikey lehimlisi de var. Bunlar da yine Hobbyking üzerinden veya başka siteler üzerinden satın alıp kullanmaya başlayabilirsiniz. Naze 32'nin yanında gördüğünüz gibi daha az önce size göstermişim zaten kablolar gelmekte. Bu kabloları da yine çeşitli bağlantılar yapmak için kullanabilmektesiniz. Şimdi boyutlarına bakalım, gerçekten yazdığı gibi mi? Cetvelimizi aldık. Yüksekliği ya da boyu diyebiliriz, 3.6 cm yazıyordu ve evet gerçekten de 3.6 cm. Ve ağırlığına bakalım, ağırlıkta 5.3 gram olarak yazıyordu normalde. Şimdi tartımızı açtık. Ürünü yerleştirelim. Bakalım gerçekten 5.3 gram mı? Daramızı da alacağız birazdan. Evet ve şu anda gördüğünüz gibi biraz daha değiştirelim. Tam 5 gram. O kadar hassas bir tartı olmadığı için 0.3 gramı göstermedi ama gerçekten de 5 gram veya 5.3 gram her neyse ağırlığa sahip. Bu bakımdan istediğiniz quadcopter'de bunu rahat ve kullanabilirsiniz. 5 gram ağırlık çok fazla bir ağırlık değil esasında. Naze 32 ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi sizi Naze 32 ile ve yanında gelenlerle birlikte baş başa bırakmak istiyorum. Kabloları görüyorsunuz. Yanına koyduk. Oldukça hoş bir görüntü ve kutusu da gayet güzel, kullanışlı. Ve herhangi bir şok vesaireden etkilenmeyecektir bu kutu sayesinde Naze 32. Şimdilik bu kadar. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.